Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel e, bir battaniye çalışması yapacağız. Battaniyemizde şiş ve tığ kullanmayacağız. Alize'nin pufi ipini kullanarak parmağımızda e, istediğimiz büyüklükte ve ölçüdeki battaniyelerimizi çalışacağız. Burada elimdeki battaniyemi ben 70 ilmekle başladım ve şu şekilde tek kişilik olarak çalıştım. 140 santim eni, 170 santim de uzunluğu. İpimizi tanıyalım. Alize Puffy marka ipimizi kullanıyoruz. İpimizi örmek için şiş ya da tığ kullanmıyoruz. İpimiz 100 gram ve 9,2 metre. Renk numarası ise 16. Çok tatlı bir mavisi olan ipimiz. Şöyle ipimi açıyorum bir tanesini ayırıyorum. Şöyle bakalım. Şuradaki görmüş olduğumuz bölümler öreceğimiz ilmeklerimiz bakınız. Her bir ilmeğimiz ipimizde hazır durumda. Bu ilmeklerimizi birbirinden birbirinin içinden geçirerek modelimizi uygulayacağız. Şuradaki gördüğümüz modelimizi çalışacağız. Şöyle bakalım. Evet, hemen örgümüzü örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Tanemizi 10 ilmek üzere başlangıcını sizlerle birlikte yapalım. Eğer bebek battaniyesi yapıyorsak buradaki görmüş olduğumuz ilmeklerimizden 50 tane ayırmamız gerekiyor. Tek kişilik battaniye öreceksek bizim ördüğümüz gibi 70 ilmek yeterli. Şimdi sayalım bakınız 10 ilmek üzere modelimizi yerleştirelim. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane ilmeğimizi açtım. Bakınız ipim açılmış durumda açılmamış ipimiz bir tanesini açarak koparmamız gerekmekte. Şimdi giden ipimiz sağ tarafımızda kalıyor bakınız. Diğer ilmeklerimiz. Buradaki öreceğimiz ilmeği ise elinize alarak da yapabilirsiniz ama daha rahat görmeniz adına şu şekilde masamın üzerine ben ilmeklerimi bıraktım. 2 4 6 8 10 hemen birkaç saatte yapabileceğiniz güzel bir çalışma. 10. ilmeğimi sol tarafa doğru büküyorum bakınız. Sol elimden tarafa büküp hemen sıradaki ilmeğimi içinden geçiriyorum şu şekilde. Ve bir sonraki sağ taraftaki olan ilmeğimi yine sol elimle düzeltiyorum. 10 tane ayırdığım ilmeğimi yani bu 9. ilmeğim oluyor. Arasından geçiriyorum. Ve düzeltiyorum bakınız. İlmeklerimizi kaybetmiyoruz. Merak etmeyin. Şimdi sol tarafa çeviriyorum. Arasından geçiriyorum. ilk kurarken herhangi bir şekilde modelimiz belli olmaz gibi oluyor fakat birkaç sıra geçtikten sonra çok güzel görünüyor sola çeviriyorum içinden ilmeğimi geçiyorum tekrar bir sonraki ilmeğimi sola çeviriyorum içinden geçiyorum sağ taraftan diğer ipimiz devam ediyor sola çeviriyorum içinden geçiyorum sola çeviriyorum içinden geçiyorum Sadece yapmış olduğumuz işlemimiz bundan ibaret. Bakınız. Sola çeviriyorum. Şu şekilde sadece kıvırıyorum. Geçiriyorum. Tekrar sıradaki ilmeğimi alıyorum. Buradakini sola çeviriyorum. İçinden hazır ilmeklerimizin içerisinden şiş ve tığ kullanmadan çok rahat bir şekilde örüyoruz. Evet. Şu şekilde gördüğümüz gibi 10 tane ilmeğimizin hepsini ördük. Yumuşacık. Bakınız. Sola bükerek Şimdi örgümüzün arkasını önünü çevirmemize gerek yok. Aynen buradan devam ediyoruz. Şimdi ilk ilmeğimizi yine sola çeviriyorum. Bakın ipimiz burada. Sola çeviriyorum. İçinden geçiyorum. Bu kez soldan sağa doğru ilerliyoruz. Fakat yine sola çevirmemize devam ediyoruz. İpimizi şöyle düzeltelim. Elinizi aldığınız zaman çok çok daha rahat edeceksiniz. Devam ediyorum. Sola çeviriyorum. içinden geçiyorum. Örmüş olduğum ilmeği sola çeviriyorum. Sıradaki ilmeği ipimi geçiriyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Hiç ilmek atlamadan sola bükerek geçirelim. Sola bükelim geçirelim. Şöyle elinize de alırsanız çok daha rahat edebilirsiniz. Ama biraz büyütmenizi tavsiye ederim. Şu şekilde. Şöyle görelim. Bakınız ilmeklerimiz yukarıda ördüklerimiz. Şu kısım. Ve devam ediyorum. Sıramın başına kadar aynı işlemlerimi yapıyorum. Şurada kalmıştım. Sola büküyorum diğer ilmeğimi içinden geçiriyorum. Şu şekilde bakınız ilmeğimiz şöyle. Hemen çeviriyorum. Diğer ilmeğimi içinden geçiriyorum. Sola büküyorum. Bakın hemen boyu da kalktı. Bir sıramızı bu şekilde ördük. Bakınız çok hoş oldu. Hemen boyu da kalkmakta. Yine devam ediyoruz. Bakın hiç ipimizi koparmıyoruz. Hazır ilmeklerimiz örmeye devam ediyoruz. Hem burada ilmeklerimiz hem diğer ilmeklerimiz aynı şekilde sadece sola büküyorum ördüğüm ilmeğimi sırası ile içinden geçiriyorum. İster masanıza yayın, isterseniz kucağınıza alın. Dikkat edin sadece ilmek atlamayın. Atlarsanız zaten ilmekleriniz atladığınız yerden kendisini gösterecektir. Sadece ördüğüm ilmeği büküyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Hemen modelimiz yükseldi. Şöyle. Şöyle bakın sadece büküyorum ve içinden geçiriyorum. Küçük parça olduğu için çok da belli olmayabilir ama modelimiz büyüdükçe kendisini gösteriyor birkaç saatte bakın şu şekilde de toparlattığımız zaman gayet güzel bir şekilde ilerlemekte şimdi biraz büyütelim sonrasında görüşelim Evet 10 ilmeğimiz üzerinde bakınız battaniyemizi hemen örerek büyüttük. Buradaki ilmeklerimizi tek tek örmeye devam edeceğiz diğer yönden. Hiç önünü arkasını çevirmiyoruz. Aynı yönden ilerliyoruz. Nasıl rahat ederseniz isterseniz herhangi bir yere serip isterseniz elinizde nasıl rahat edecekseniz o şekilde battaniyemizi örelim. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.